Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Faraç, Adana'da kaldığı otelde sabah 5 sıralarında gözaltına alındı. Faraç'ın 2014 yılında yazdığı bir yazıdan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Faraç ifadesi alındıktan sonra savcılıktan serbest bırakıldı. Özel bir televizyon kanalına konuk olmak için Adana'ya giden Aydınlık gazetesi yazarı Mehmet Faraç kaldığı otelde gözaltına alındı. Faraç 2014 yılında kaleme aldığı AKP'nin Arka Bahçesi ve Falaka Zihniyeti başlıklı yazıda Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Okulu'nda yaşanan bir olayı aktarmıştı. Faraç yazıda lise müdürü Alaaddin Öztürk'ün kız arkadaşıyla yan yana oturduğu için 9. sınıf öğrencisi E.Ç.'yi odasına çağırarak dövdüğünü belirtmişti. Okul müdürünün şikayeti üzerine Faraç hakkında soruşturma açıldı. Gazeteci Mehmet Faraç, Adana'da kaldığı otelde sabah 5'te polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Savcılığa ifade veren Faraç daha sonra serbest bırakıldı. Evet değerli izleyenler, şu anda telefon hattımızda gazeteci yazar Mehmet Faraç var. Efendim, geçmiş olsun öncelikle. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkürler, sağ olun. Sayın Faraç, efendim biz haberlerde de aktardık. Saat 5 sularında gözaltına alındığınız söyleniyor. Ancak biz sizden tam olarak saati öğrenmek istiyoruz öncelikle. Saat tam olarak kaçta yaşandı olay? Sabah 05'te Adana'da kaldığım otelde resepsiyondan arandım. Polislerin bir gözaltı ile ilgili geldiğini söylediler. Tabii beni ciddi bir şekilde paniğe soktu. Sabahın 5'inde insanlara telefon gitmesi hayırlı bir haber götürmez. Açıkça söyleyeyim, ailemden, çevremden, yakınlarımdan endişe ettim ama indim aşağı. Hakkımda yakalama kararı olduğunu söylediler. Bu saatte niye dedim bu yakalama kararı? Ya ben İstanbul'da yerim, yurdum belli, çalıştığım gazete belli, Aydınlık'ın adresi belli, telefonum belli, evim belliyken niye bu? Bilmiyoruz dediler ve gözaltına alındım, karakola götürdüm. Sonradan öğrendim ki 18 Nisan 2014'te AKP'nin Arka Bahçesi Falaka Zihniyeti başlıklı bir yazı nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkmış. Dava açılmış. Bununla ilgili gözaltına alındığını söylendi bana. Peki efendim, siz yakalama kararından haberdar mıydınız? Bugün bütün haber bültenlerinde de böyle geçti. Gazeteler de böyle aktarmış. Yoksa gerçekten haberiniz olmadan bir anda böyle apar topar gözaltına mı alındınız? Gazetelerin öyle bir şey yapmışsa utanç verici bu. Ya benim bilmediğim şeyi gazeteler nasıl biliyor? Evet. Ben hakkında böyle bir dava açıldığını bugün polisin gözaltına almaya geldiğinde öğrendim. Hakkında benim açılmış bir dava olduğunu, bu konuda bilgilendirildiğim tamamen yalan. Bunu kim yazmışsa böyle. Hı hı. Gerçekten utanç verici. O yazan insanları da meslektaşım saymıyorum. Ben bu davadan habersizim. Bu davayla ilgili ifadem alınmadı. Bana bir tebligat gelmedi. Bu resmen insanları, muhalif gazetecileri taciz etmek için kapılar ardında yürütülen soruşturmalar, açılan dava. Daha önce de yaşandı bu benimle ilgili. İzmullah'la ilgili bir davada da yaşandı. İfademiz bile alınmadan hakkımızda iddianameler düzenlendi. Bize ulaşılamadı, öyle sürüldü. Tebligat yapılamadı iddia edildi. Ve bu davalar sonuçlandı. Bu da benzer bir dava. Son dönemde bu AKP iktidarı döneminde ne yazık ki böyle bir uygulama var. Ya kanunlar suçlanan insanların savunma hakkını göz ardı ederek, perdeleyerek, perde gerisinden soruşturmalar yürütülüyor, dava dosyaları açılıyor, iddianameler hazırlanıyor, mahkemeler yürüyor ve siz o duruşmalara, mahkemelere gelmemiş gibi muameleye maruz kalıyorsunuz ve sonra mahkum ediliyorsunuz. Bu da onlardan biri. Şimdi 18 Nisan 2014'te yazdığım bir yazıyla ilgili dava açıldı. Yakalama kararı çıkıyor. İstanbul'da her gün okulun, üniversitede olan, gazetede olan, evinde olan, telefonu 24 saat açık bir gazeteci, sürekli televizyonların canlı yayınlandığında her gün Aydınlık gazetesinde köşe yazarsam beni herkes görüyor ama devlet beni bulamıyor. Bulamadığı için de gelip Adana'da bir otelde sabahın 5'inde insanları paniğe sevk ederek, endişeye sevk ederek gözaltına aldı. Bu resmen son dönemde bazı gazetecilere de oldu bir taciz uygulaması. Şimdi devletin, kimse şöyle düşünmesin, ya soruşturma olur, insanlar aranıyor da bulunması gerekir, otele de gidip, öyle bir uygulama yok. Siz terörist aramıyorsunuz, soyguncu aramıyorsunuz, katil aramıyorsunuz, cinayetten aranan birini aramıyorsunuz. Siz bir gazeteci arıyorsunuz. Bu gazeteci sokakta bulamayacağınız bir insan değil. Kamuoyunun önünde, televizyonlarda, canlı yayınlarda, her yerde bulabileceğiniz,
her an telefon, bir telefonla ulaşıp ifadeniz var diye çağırılabilecek bir kişi var burada. Bu nedir? Bu uygulamanın amacı şu, perde gerisinden biz yapacağımızı yapalım, onu en zayıf noktada, en olmadık yerde yakalayalım, işte nezarete atalım, işte biraz taciz edelim, baskı olsun, burnu sürsün şeklinde bir yaklaşım var. Kimse böyle şeylere sevinmesin. Sosyal medyada binlerce tweet atılmış, bazıları da muhalif insanlar da atmış bize ama herkesin ortak kanısı şu, Türkiye'de son dönemde muhalif gazetecileri, AKP'ye karşı yazan gazeteciler üzerinde adeta bir terör yaratıldığını herkes biliyor. Gazeteciler tutuklanıyor, gazeteler kapanıyor, televizyonlar kapanıyor, her şey yapılıyor bu ülkede. Bu sıradan bir uygulama değil. Beni bulan bulur. Bulmak evet. istemeyen insanların uygulaması bu. Devlet şunu gösterdi, ya biz işini bulamadık, Zekeriya Öz'ü de işte kapıdan kaçırdık. Hiç olmasa Mehmet Farac'ı bulalım da devlet devletliğini ispat etsin şeklinde bir yaklaşım. Utanç vericidir hukuk devleti için. Evet, peki Sayın Farac efendim ne kadar süre gözaltında kaldınız? Saat 5'e 10 geçe alındım. Saat 10.30 civarında, 10.20 geçeydi sanırım, bırakıldım. Arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız, siyasiler de oraya geldi, milletvekilleri de geldi. Burada bakın, yargıdaki emin bile, oradaki bazı insanların tepkilerinden gördüm. Bu gülünç bir operasyondur. Yani insanların alenen baskı altında nasıl alındığını göstermek istiyorsanız bir gazeteci otel odasında alın götürün. Ya sabah 9'da 10'da girip oraya bir çağrı bırakılsaydı, bir ifademiz var şeklinde denilse, hadi İstanbul'da bulamadınız beni. Ama bakın bu uygulama yasalara falan dayandırılmasın, prosedürlere dayandırılmasın. Böyle bir yasa varsa bu bile yasa dışı zaten. Bu bir insan hakları ihlalidir. Bir insanın hasta olabilir, kalp hastası olabilir, sabahın 5'inde otel resepsiyonuna bangır bangır aranarak uyandırılması aklına çocuklarını getirir, sevdiklerini getirir, ailesini getirir, her türlü endişeyi getirebilir. Bu bile insanlar üzerinde bir salaka zihniyetidir bu. Ben AKP'nin arka bahçesinde imam hatiplerde çocukların niye dövüldüğünü Mersin'deki bir olaydan yola çıkarak yazdım. Bütün amacım şuydu. Kimseye hakaret etmek, kimseye saldırmak değil. Benim amacım sağlıklı bir eğitim ve Türkiye'de laik eğitimin örnek seçilen setlerin yıkılması amacıyla yazdım o yazıyı. Ve sonuçta başımıza bunlar geliyor. Özeti şu işin, devletliğini yapmak istiyorsa otel odalarında sabahın köründe operasyon yapmasın. Gitsin bu devlet, AKP iktidarından özellikle hükümetten söz ediyorum. Devletin yasalarını onlar çıkarıyor. Hükümet gitsin 102 tane insanı katleden Yunus Emre Alagöz adlı IŞİD teröristini niye yakalamadığını söylesin. Ankara'da aylarca istihbarat çalışması yapan bu terörist devletin istihbarat raporları var ki niye yakalanamadı? Zekeriya Öz adlı Fethullah'ın militanı nasıl gümrük kapısından elini kolunu sallayarak geçti? UYAP projesi yok muydu? Yargı ağı projesi yok muydu? Bu insan aranmıyor muydu? Yani Türkiye'de suçluları yakalamayan devlet, suçluların yaptıkları suçlarla ilgili yayınlar yapan gazetecileri bu şekilde, muhalif gazetecileri sindirmek için bu utanç verici uygulamaya devam ediyor. Çünkü mecliste özellikle muhalefete çağırım, bu tür böyle sabah operasyonları, böyle yasa dışı taciz eden operasyonlar hukuk devletinin gereği değildir. Adaletin gereği değildir. Resmen insan hakları ihlalidir. Tekrar çok geçmiş olsun diyoruz size. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese, size de okurlara da, takipçilerimize de, herkese ilgisinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler, gazeteci yazar Sayın Mehmet Farac'la konuştuk. Bu sabah saat 5 sularında gözaltına alınmıştı. Biraz yaşadıklarını anlatmasını istedik süremiz yettiği müddetçe. Panikle uyandım dedi ve resepsiyondan telefon geldiğini söyledi. Tabii öncelikle ailemden, yakınlarımdan endişe ettim dedi. Aşağı indim ve bu saatte neden diye sorduğumda bilmiyoruz dediler dedi. Ve 18 Nisan 2014'te yazdığım yazı nedeniyle hakkımda tutuklama kararı çıktığını söylediler diye konuştu. Bunun utanç verici olduğunu söyledi. Bu davadan habersiz olduğunu üstüne basa basa aktardı. Bir tebliğin de gelmediğini söyledi. Bu muhalefet yapan gazete gazetecilere yapılan bir uygulama, kanunlar savunma hakkını göz ardı ederek siz o mahkemelere çıkmamış gibi lanse ediliyorsunuz ve tutuklanıyorsunuz dedi. 5,5 saat gözaltında kaldığını söyledi ve
tekrar etti. Bu dönemde muhalif gazetecilere yapılan bir taciz uygulaması dedi. Evet değerli izleyiciler.